Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Emre Arslan. Bu videoda sizlere kısa yoldan belki 4-5 dakikada N11'de mağaza açılışı nasıl yapılır onu göstereceğim. Nasıl 4-5 dakikada mağaza açacağız derseniz. Arkadaşlar N11, Trendyol hepsi burada gibi böyle büyük şeyler, uğraşlar talep etmiyor. Yani ne gibi? Kep adresi olsun. Başka işte evrakla mevrakla uğraştırmıyor. Anında hesabınızı, pazarınızı açıyor. Mağazanızı diyelim. Açtıktan sonra satış yapmaya başlıyorsunuz. Yaptığınız satışlardan da hem N11 hem siz hem de kargo şirketleri para kazanıyor. Aynı Trendyol'da hepsi burada olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar peki bunu 4-5 dakika içinde nasıl yapacağız onu göstereceğim. Öncelikle hatta şundan da bahsedeyim. Arkadaşlar kanalımı da incelemeyi unutmayın ayrıca. Güzel içerikler paylaşıyorum. Sizin de yani ilgi çekecek içerikler, işinize yarayacak içerikleri paylaşıyorum. Bunları inceleyebilirsiniz. Kep adresi nasıl alınır? E-imza nasıl çıkartılır? Trendyol'dan mağaza nasıl açılır? O bu falan. Bunları inceleyebilirsiniz kanalımda. Şimdi arkadaşlar yeni sekme açıyoruz. Buraya N11 mağaza diyoruz. Dedikten sonra benim tabi mağazam olduğu için size mağazaya online mağaza aç diye yazar burada. Buraya basıyorsunuz. Bastıktan sonra hemen üye ol. Şimdi burada arkadaşlar kullanıcı adınız, şifrenizi gireceksiniz. Kullanıcı adınızı da sallıyorum. İsminiz Fatih Öztürk, Fatih Öztürk diye giriyorsunuz buraya. Şifrenizi de kendiniz belirliyorsunuz. Daha sonrasında şifrenizi tekrar ediyorsunuz. Postanızı giriyorsunuz, kullandığınız aktif. Daha sonrasında mağaza adınızı giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın mağazanız N11'de. N11'de bu isimle görünür. Mağazada sonradan değiştirilemez diyor. Ama siz buna bakmayın. Müşteri hizmetleri ile konuştuğunuz zaman karşı taraftan değiştirebiliyor, sıkıntı yok. Sallıyorum ki ERR yazdık. Burada mağaza adınız ERR olarak gözükecek gibisinden. Üyelik türü diyor arkadaşlar. Genellikle bu videoyu izleyenler şu an şahıs şirketi kurmuştur ya da kurmak istiyordur. Onun için de YouTube kanalımı inceleyebilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalında da şahıs şirketi nasıl kurulur onun hakkında video çektim. Şahısa basıyoruz. Daha sonrasında kategori diyor arkadaşlar. Burada istediğinizi seçebilirsiniz. Yani spor, outdoor seçseniz bile gidip telefonda satarsınız. Elektronik aletleri satarsınız. Giyim falan da satarsınız yani. Takı falan da olabilir. Şimdi şahıs adı diyor arkadaşlar. Bunları seçin gitsin şöyle. Şahıs adı diyor. Burada kendi adınızı vergi levhasında yazan adınızı gireceksiniz. Soyadınızı gireceksiniz. Şirket ünvanına gene kendi adınızı gireceksiniz arkadaşlar. Adınız ve soyadınızı. İşletme adını mesela benim Lires. Ben buraya Lires yazacağım arkadaşlar. Tescilli marka herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti'ne ait marka tescilleme kısmından markanızı tescillemediyseniz buraya bir şey yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Zorunlu bir şey değil. Şahıs şirketlerinde Mersis numarası zorunlu değildir arkadaşlar. Yani Kolyatif ya da Limited anonim şirketleriyseniz Mersis numaranız olur zaten. Buraya bunu girebilirsiniz ama şahıs şirketiyseniz buraya bir şey girmenize gerek yok. Kayıtlı olduğunuz ticaret odası arkadaşlar buraya da bir şey girmenize gerek yok. Ticaret sicil numarası herhangi bir ticaret sicil numaranız yoksa gene girmenize gerek yok. Çünkü biz şahıs firmasıyız. Burada kep adresini soruyor ama zorunlu değil. Zorunlu olsa burada kırmızı bir yıldız olur. Aynı bunlar gibi. Vergi dairesini seçin diyor. Biz sallıyorum Kars'tayız arkadaşlar. Kars'ta bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Buradayız, Digor'dayız. Buraya bastık arkadaşlar. Daha sonrasından buraya vergi numarasını giriyoruz. Vergi levhasına yazan TC kimlik numaramızı giriyoruz. Tabii ben açtığım için girmiyorum. İmza yetkilisi. İmza beyannamesi gerekiyor. İmza beyannamesi nasıl çıkartılır? O da YouTube kanalında. Adı, soyadı, imza yetkilisi ünvanı yani isminiz, soy isminizi bunu da aynı şekilde dolduruyorsunuz. Sabit hat, cep telefon numaranızı falan giriyorsunuz. Aynı şekilde buraya da. Burayı da aynı şekilde arkadaşlar. Evinizde her şeyinizi dolduruyorsunuz, adresinizi. Daha sonrasından hesap sahibi banka isminizi, bankayı açtığınız isminizi giriyorsunuz. Bankayı seçiyorsunuz. IBAN'ı yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasından okudum, üye ol diyorsunuz. İşleminiz bu kadar. Mağazanız açılmıştır. Devam ediyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında bir hafta içinde sizden evrak bekliyorlar. Evrağı da PDF haline gönderebilirsiniz arkadaşlar. Size zaten veriyor evrakları.
Orayı imza alıyorsunuz çıkartıp. İmzaladıktan sonra PDF tarayıcısıyla tarıyorsunuz telefonunuza. Taradıktan sonra da evrak yönetimi kısmındaki mail adreslerine yolluyorsunuz arkadaşlar. Bazen bazı durumlarda her zaman olmamak kaydıyla da kendi şirketlerine postalamanızı istiyorlar. Postalamak da kolay. Gidiyorsunuz kargo şirketine veriyorsunuz. Hangi adres? Şu adres veriyorsunuz. 30 lira mı? Veriyorsunuz, gönderiyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Kategori onayı da tamamladıktan sonra N11 mağazanız açılmış oluyor arkadaşlar. Çok basit her şey. Aklınıza herhangi bir soru işareti olursa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.